Bizimle birlikte uluslararası güvenlik ve strateji uzmanı, ekonomist, gazeteci Kemal Kamburoğlu bizimle birlikte stüdyomuzda. Merhaba, hoş geldiniz. İyi yıllar. Merhaba sevgili Ayşegül. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle hem senin hem izleyicilerimizin yeni yılını kutluyorum. 2024'ün sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyorum ülkemize, tüm insanlarımıza, insanlığa. Umarım böyle bir güzel bir yıl olur 2024 diye diliyorum. Hepimizin. Ama olur mu? Geldi. İnşallah olur. Yaşanan diyorum. Gelişmeler onu gösteriyor. Ben de şimdi konuşuruz. Ama sıcak bir başlık var. Ben önce izninizle onunla başlamak isterim. Tabii. 2023'ün enflasyon 2024'ün enflasyon, daha doğrusu 2023'ün son enflasyon rakamının açıklanması bekleniyordu merakla. Aralık ayında yıllık enflasyon %64.77 olarak açıklandı. Şimdi bu neden çok önemli? Çünkü buna göre maaşlara yapılacak zam oranları da beraberinde gelecek. Dolayısıyla merakla bekleniyordu. Biliyorsunuz zaten Aralık ayında asgari ücret 17.002 lira olarak açıklandı. 2023 Aralık enflasyonu da %64.77 yıllık olarak. Böylece yıllık bazda enflasyon 2001'den bu yana en yüksek seviyesine çıkmış. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık 2023 enflasyon verilerini şöyle açıklıyor. Tüketici fiyat endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre %2.93, yıllık olaraksa %64.77 yükseldi. TÜFE'deki değişim oranı da 12 aylık ortalamalara göre %53.86 olarak gerçekleşti. Böylece 2023'te yıllık bazda enflasyon 22 yılın zirvesine çıkmış durumda. 2022 yılında enflasyon %64.27 olmuştu diyor detaylarında. Şimdi nasıl yansıyor peki? Şuna da bakalım. En düşük memur maaşı 32.860 lira olarak görülüyor bu verilere baktığımızda. SGK ve Bağkur emeklilerine %37.57'lik bir zam öngörülüyor. Memur ve memur emeklisine de %49.25'lik bir zam oranı ortaya çıkıyor. Bununla başlayalım mı? Bunlar ne ifade ediyor? Şimdi tabii Türkiye'de enflasyonist koşullar çok yüksek. Özellikle birincil ihtiyaçlar dediğimiz işte en başta gıda konusunda mesela hem TÜİK'in verilerine hem İstanbul Sanayi Odası'nın hem de Enak'ın verilerine baktığımız zaman farklı farklı değerler görüyoruz. Dolayısıyla bugün Türkiye'de asgari ücret hala 8.440 açlık sınırının altındaydı. Ve asgari ücret bir insanın, ya yani önce onu tarif etmek lazım. Bir insanın yaşaması için gerekli en düşük miktar. Yani yeme, içme, işte giyinme, barınma gibi temel ihtiyaçlarını temin edebileceği bir gelir düzeyi. Bugün gelişmiş ülkelere baktığımızda asgari ücret dediğimiz o ücret çalışanların, yani gelir elde edenlerin bütününün çok küçük bir parçası. Mesela işte Hollanda'da, Belçika'da, Almanya'da, ne bileyim İngiltere, Fransa'da falan hep böyle %4, 5, 6, 9 bu rakamlarda. Ama Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'de asgari ücret neredeyse ortalama ücret haline geldi. Bu ciddi bir problem. Yani o beyaz yaka, mavi yaka olayı da artık bir anlamda kalktı. Bunlar bir toplum açısından çok önemli işaretler. Şimdi belli bir zam verildi. Bu zam bir kere enflasyon, yani çarşıdaki reel enflasyonun, gıda enflasyonunun altında. Bu bir gerçek yani. Mesela bakıyorsunuz işte geçen Ocak'ta, örnek veriyorum, 200 lira olan bir emtia, gıda maddesi ve bir bakıyorsunuz olmuş 400 lira, 450 lira, 500 lira veya 300 lira, 350 lira. Şimdi bu muazzam bir artış. Ha, burada tabii ben şuna da inanıyorum, biraz Türkiye'de fırsatçılık da var. Hani maalesef. Biraz
maalesef fırsatçı zihniyete sahip bir kesim var. Yani bir an önce çarpayım, bir an önce elde edeyim gibi bir düşünce yapısına sahipler. Bunlar da tabii bu işi körüklüyor falan. Dolayısıyla zaten açıklanan rakamların kısa sürede enflasyon karşısında eriyeceği konusunda bir görüş birliği var. Bu zaten maaşa işte Mart emekli Mart ayından itibaren yansıyor. Zaten Şubat ayında alınacak. O zaman zaten bir aylık bir enflasyon farkı da oradan gitmiş olacak. Bir de bu şey yükseldikçe, ücret yükselince vergi dilimlemesi konusu bu ücreti artışa olumsuz yansıyor. Şimdi belli bir sınıra kadar olan 6 aydı, 3 aydı geçen sene, bu sene 6 aya evrildi bu. Dolayısıyla yani orada da bir erime yaşanacak. Yıl sonuna kadar bunu bir kere yapılacağı söylendi, bir kere yapılacağı ifade edildi. Tabii bir de şu var, yani siyasi iradeler bu kararlarını değiştirebilirler her zaman. Ama şimdilik öyle söylendi, bir yılda bir defaya mahsus dendi. Ama öyle bir ekonomik gelişme olur ki sıkıntı gerçekten büyük olur. Temmuz ayında yine bir ek ilave bir şeyler yapmak gerekebilir. Onu bilemem tabii. Dolayısıyla ben çok yeterli bulmuyorum. Bir de şu var. Türkiye'de asıl büyük sorun kaynak sıkıntısı var. Yani neden bu insanların gelirleri artmıyor? Kaynak sıkıntısından. Şimdi bir basit örnek vereyim. Onun da sebebini de söyleyeceğim. Bugün kişi başı milli gelirin 12 bin dolar olduğu söyleniyor. Değil mi? Öyle açıklıyorlar. Ve 12 bini 12 aya bölelim. Ayda 1000 dolar yapar. Asgari ücret 1000 dolar olması lazım. Ha, basit bir matematik bu. 1000 doları hesaplayalım, ne kadar oluyor? 29 bin lira mı oluyor? 30 bin lira falan oluyor. Ama yok 30 bin lira. Şimdi bu nereden kaynaklanıyor? Bu şuradan kaynaklanıyor. Maalesef kamuda tasarruf bunun en başta gelen handikapı. Yani Türkiye kamuda bir tasarrufa gitmiyor. Halbuki bakın mesela kalkınmış ülkeler nasıl kalkınmışlar? Onu hiç bilmiyorum. İnsanlarımız dikkat ediyor. Mesela bir Japonya örneği var. Japonya Meiji restorasyonuyla kalkınmış mesela. Onu model almış. Ne yapmışlar? Tarımda elde ettikleri gelirin bir kısmını sanayiye ayırmışlar. Biriktirmişler yani. Para biriktirmişler. Şimdi siz para biriktirmeden bir şey yapamazsınız gibi. Savaştan çıkan Almanya nasıl en önemli ekonomik güçlerden biri haline gelmiş mesela? Tabii. Ama şimdi işte bunun temelinde şu yatıyor. Aslında her şeyin temelinde bir kültürel yapı yatıyor. Bir zihniyet yapısı yatıyor. Şimdi Japonya'da şey var. Herkesten kesilen bir para var. Herkesten kesiliyor bu. Bir yere konuyor. Gelecek kuşaklara ait para, biliyor musunuz? İş yani vergi gibi. Hayır, değil. Farklı. Bir fon gibi bir şey. Mesela ben bir işletme sahibiyim. Devlet benden diyor ki sen şu kadar buraya ayıracaksın. Ben onu ayırıyorum. Ne yapıp ayırıyorum. Yani hiç onu kaçmıyorum, onu ayırmamaktan. Hani kaçmamanın yollarını da aramıyorum. Aramıyorum. Oraya onu koyuyorum. Çalışan işçiden de alınıyor. O da koyuyor. Benden 5 lira alınıyorsa ondan diyelim 1 lira alınıyor veya 50 kuruş alınıyor. Ne bileyim kiminden işte. Hani böyle bir fon oluşturur. Bu fon, hiçbir Japon bu fona elini sürmüyor, biliyor musunuz? Üstelik de geri alma hakkı varken. Evet. Yani bu zorlayıcı bir şey de değil. Bir kültür yerleşmiş oraya. Gelecek kuşakların garantisi olarak görüyorlar onu. Şimdi bu bir zihniyet, bir algı, yani şey, bir anlama meselesi. Bizde bu yani ne kadar etkin, onu
düşünmek lazım. Tabii, o da tartışılır. Yani bir gelirin artabilmesi için bir geliri oluşturan faktörlerin artması lazım. Sizin cari açığınız yüksek. İhracatınız şimdi mesela ithalatta düşüş olduğu ifade edildi. Tamam güzel. İthalatta düşüşün olması iyi bir şey. Ama ithalattaki düşüş kadar ihracatta da artış oluyor mu? Bunun rakamlarına bakmak lazım. Yani oranlarına bakmak lazım. Mesele burada yani. Doğru. İhracatla ithalatınız zaten başı baş olsa cari açık sıfır olur. Ama bizim cari açımız muazzam. Yani büyük cari açımız var. Evet. Bunu kapatmak için sizin daha çok ihracat, daha çok ihracatın, daha yani çok da üretmek demek. Üretmek lazım. Yani dolayısıyla umarım gelecek yıl inşallah daha iyi olur diyeyim. Ümit ediyorum, öyle düşünüyoruz. Ben şimdi şunu konuşalım isterim. Buyurun.